SporX. Oğulcan Çağlayan. Seferovic, çok iyi futbolcu. Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan, iyi bir hazırlık kampı geçirdiklerini belirterek yapılacak transferlerle daha iyi bir takım olacaklarını söyledi. Oğulcan, Tirol eyaletine bağlı İnsprak kentindeki Stans kasabasında ikinci etap Avusturya kampını gerçekleştiren sarı-kırmızılı takımın İtalya temsilcisi Salernitana ile yaptığı hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı futbolcu, bir bir sona eren müsabakayla ilgili taktiksel açıdan iyi bir maç oldu. Okan hocamız rakibin analizini göstermişti. Haris, Emre ve Barış ile önde yapacağımız baskılarla pozisyon bulacağımızı biliyorduk. Attığımız gol de böyle geldi. Haris de ikinci golünü attı. İnşallah böyle devam eder ve Galatasaray'a katkılar sunar dedi. Yeni transfer Haris Seferovic'in iyi bir golcü olduğunu aktaran 26 yaşındaki hücum oyuncusu Haris Seferovic çok iyi bir futbolcu kariyeri ve yaptıkları ortada. Ben de elimden geleni yaparak takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalıştım. Ne kadar iyi futbolcularla oynarsak bizim de performansımızın yukarı çıkacağını düşünüyorum. Galatasaray takımı her zaman en iyi yabancılarla oynamıştır. Bundan sonraki süreçte de aramıza katılacak arkadaşlarla çok daha güçlü bir takım olacağız. Kerem, Yunus gibi çok değerli Türk oyunculara da sahibiz. Ayrıca yabancıları ön plana çıkarırken elimizdeki Türk futbolcuları da ön plana çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum diye konuştu. Salernitana karşısında ikinci forvet olarak görev yapan Oğulcan, kariyerinde sağ kanat ve sağ bek de oynadığını belirterek hücumda oynamaktan keyif alıyorum. Galatasaray'da nerede görev verirlerse orada elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Allah'a şükür bunu yapıyoruz. Ön tarafta forvet pozisyonunda oynadığımda kendimi daha rahat hissediyorum. Fatih hocamın sayesinde sağ de oynadım. Bunun da benim için bir avantaj olacağını düşünüyorum, ifadelerini kullandı. Oğulcan, sağ mi oynamak zor, hücum mu, şeklindeki soruya, sağ oynamak daha zor. Allah Omar'a, Dubois'ya yardımcı olsun, diye yanıt verdi. Kampta iyi bir arkadaşlık olduğunu aktaran Oğulcan Çağlayan, kamp gayet güzel geçiyor. İyi bir arkadaşlık ortamı var. Bir hazırlık maçımız daha kaldı. İnşallah sakatlık olmadan kampı tamamlayıp Antalya Spor deplasmanı ile lige iyi bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum diyerek sözlerini tamamladı. Hürriyet. Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer sözleri Midjo istediğimiz oyunculardan biri. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Midjo ilgilendiğimiz ve istediğimiz oyunculardan biri. Onunla ilgili görüşmeler sürüyor dedi. Oyuncularının istek ve arzularından mutlu olduğunu dile getiren Okan Buruk, rakibimizin oynayacağı oyunu bir gün önce çalıştık. Ligimizde çok az takım üçlü savunma oynasa da buna nasıl karşılık verebileceğimizi, nasıl pozisyona girebileceğimizi çalıştık. Dün yaptıklarını bugün sahaya yansıttık. Beni en çok sevindiren taktiksel anlayışı uygulamaları, istek ve arzuları, rakibe yaptıkları baskılar ve girdiğimiz pozisyonlar oldu. Bundan dolayı çok mutluyum. Bundan sonraki maçımız Fiorentina'ya karşı. Aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Oyuncularımın fiziksel olarak güçlendiğini net bir şekilde görüyorum. Bu da beni sevindiriyor. Yoğun bir çalışma programından çıktık. O yorgunluğu atıp daha dinamik, patlayıcı bir takım ortaya çıkıyor. Ayrıca beni sevindiren akademiden gelen oyuncularımızın sahada yer alması. Ben de onlar gibi A takıma çıktım, oynadım. Altyapıdan 6-7 oyuncuyu sahada görmek beni ayrıca mutlu ediyor ifadelerini kullandı. Gözden kaçmasın. Galatasaray 1-1 Salernitana, maç sonucu haberi görüntüle. Fiziksel olarak takımı çok iyi gördüm. Hazırlık maçı da olsa kazanmak isteyen bir takım oluşturduklarını ifade eden Buruk, fiziksel olarak takımı çok iyi gördüm. Konsantrasyon olarak da çok görüyorum. Kampta birbirlerine karşı tutumları, ilişkileri, masada daha çok oturulması ve saha dışındaki paylaşım da benim için önemli. Bunun her dakika arttığını görüyorum. Saha içi performansta taktiksel olarak çok daha gelişeceğiz. Daha gelişimimizi tamamlamadık ama fiziksel ve psikolojik olarak daha iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Hazırlık maçı bile olsa kazanmayı isteyen bir takım oluşturmak güzel. Bunu ligede yansıtacağız, diye konuştu. Midjo, ilgilendiğimiz ve istediğimiz oyunculardan biri. Az Alkmaar forması giyen Midjo ile ilgilendiklerini söyleyen Buruk, Midjo, ilgilendiğimiz ve istediğimiz oyunculardan biri. Onunla ilgili görüşmeler sürüyor. Onun yanında görüştüğümüz bir iki oyuncu daha var birkaç gün içinde belli olur şeklinde konuştu. Hayatımızı bir kenara bırakarak başarıya odaklandık. Transferde istedikleri her oyuncuyu getiremediklerini, Avrupa'da mücadele etmemelerinin de transferde bir dezavantaj yarattığını belirten Buruk, şöyle konuştu. Başkanımız ve yönetim kurulumuz bize her türlü desteği veriyor. Taraftarın istediği transferleri yapmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu Galatasaray camiası için bir şans. Kendi işlerini bırakıp sadece Galatasaray'ı düşünüyorlar. Bu fedakarlık çok önemli. Biz de hayatımızı bir kenara bırakarak başarıya odaklandık. Bunun için transfer çok önemli ama her oyuncuyu getiremiyorsunuz. Sizin istemeniz yetmiyor. Maddi olarak istediklerini verseniz bile Türkiye birinci tercihleri değil. Avrupa'da olmamamız da bizim için dezavantaj. Tam istediğimizi almak için zorlanıyoruz. İyi, geldiğinde bize katkı vereceğinden emin olduğumuz oyuncular istiyoruz. Bundan dolayı transfer süreci uzuyor. Ayrıca kendi içimizden oyuncular çıkarabiliriz. Altyapıdan oyuncularımız forma giyiyor. Az süre olan futbolcularımız bugün oynadı. Bu şekilde de ayakta kalacağız. Gelen oyuncularla da daha çok güçleneceğiz. Elimizdeki oyunculara da güveniyoruz ama bize doğrudan katkı sağlayacak futbolcuları da kadromuza katacağız. Orta sahada, ön tarafta, kenarda en az 3-4 oyuncuyu kadromuza katmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Hiç beklemediğimiz oyuncular önümüze fırsat olarak gelebilir. Önlerine fırsat transferlerinin de çıkabileceğini ifade eden Okan Buruk, bu hafta bizim için önemli. Yaklaşık 10 günlük süreç içinde yapabileceğimizi yapacağız. Yapamazsak transfer 7 Eylül'e kadar devam ediyor. Son güne bırakacak değiliz ama önümüzde çok farklı seçenekler çıkabilir. Belki hiç beklemediğimiz oyuncular önümüze fırsat olarak gelebilir. En kısa zamanda eksik yerlerimize 1 iki oyuncu almak istiyoruz ama diğer yandan takımı hazırlıyoruz ve elimizdeki kadroyu en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Oyuncularımın hepsinden memnunum dedi. Türk rotasyonu açısından elimiz güçlü. Türk oyuncu rotasyonunda ellerinin güçlü olduğuna dikkat çeken Buruk, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan çok iyi oynadı. Kanat alternatifleri açısından üçünü de hazır gördük. Bu sevindirici. Lig başladığında çok daha iyi hale geleceklerdir. Türk rotasyonunda bizim için iyi oldu. Taylan bugün iyi oynadı. Hamza Akman bizim için bir seçenek oldu. Metehan Baltacı genç bir futbolcu ama sırıtmadan savunmada oynuyor. Kazımcan Karataş'ın da iyi oynadığını düşünüyorum. Türk rotasyonu açısından elimizin güçlü olduğunu düşünüyorum. Kadromuza katacağımız oyuncular olacak ama elimizdekileri de performans anlamından en iyiye getirmemiz gerekiyor, diye konuştu. Oyuncularımız elinden geleni yaptı. Oyuncularının hazırlık maçında elinden geleni yaptığını söyleyen Okan Buruk, "Maç sayısı daha önceden hazırlanmıştı ama belki daha fazla maç yapabilirdik. Oyuncularımıza daha fazla süre verebilirdik. Az süre verdiğim oyuncular oldu. Oyunculardan beklentilerimiz var ve daha yüksek maç sayısıyla görebilirdik. Beklentimin altında veya üstünde diye değerlendirme yapmak istemiyorum ama mevcut kadro içinde oyuncularımız elinden geleni yaptı." şeklinde konuştu. Bütün oyuncularımızı görmek istiyorum. Avusturya kampına bir gün geç dahil olan Nuyendama hakkında da konuşan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı. Oyuncular bizim değerimiz. Onları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Nuyendama ile daha önce çalışmadık. Hem antrenmanlarda hem de hazırlık maçlarında onu göreceğim. O bölgeye takviye düşünüyorduk ama şu anda karar vermedik. Luyendama'nın ligi geç bitmişti. Buraya da bir gün geç geldi. Bütün oyuncularımızı görmek istiyorum. Ondan sonra karar vereceğiz. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.